testi başladı mı? Başlamadı komutanım. Siz gelmeden başlatır mıyız? Tamam ki. Buyurun binbaşı. İşte şimdi ayvayı yedik. Ulan niye benim haberim yok? Belki ben de yapardım taklit. Senin o son yaptığın muhteşem hamsi taklidinden sonra özellikle haber vermemişlerdir babacı. Uy, nesi vardı ola? Ne güzel hamsi taklidi yapmıştım. Tıpkı hamsi. Otur Cemal, otur. Sen de mi buradasın bakayım? Abilerini izlemeye mi geldin Fige? Meleğim, hemşirem. Ya, seni bir daha Hamza abinin yanına göndermeyeceğim. Arzu abi anladı bir kere, hayret. Geç otur bakayım sen şöyle yanına. Hadi. Ne haber Fige? İyiyim. Ahmet abi, baba kız bir fotoğrafınızı çekeyim mi? Hadi çek bakalım. Gel kızım. Gel canım. Teşekkürler. Seyfi'yle konuştun mu? Konuştum. Bilet çekini sen mi verdin? Yoo. Vallahi kendisi akıl etti. Hadi bakalım. Ya bence bu biraz senin tezgahına benziyor ama neyse. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Geç kalmadım değil mi? Merhabalar komutan bey. Mehmet Hanım, affedersiniz ama burası alay komutanımızın yeri. İsterseniz sizi şöyle alalım ha? Ay özür dilerim, çok affedersiniz. Kusura bakmayın. Rica ederim, buyurun. Ay sormayın, bir heyecanlıyım, bir heyecanlıyım ki. En son oğlumu ilkokul müsameresinde seyretmiştim. Senin çocuğun mu var? Evet canım. Kaç yaşında? 28. Çocuk değil ki o. Evet, babacığım. Şşt, Figen'cim nasıl konuşuyorsun sen öyle? Ama Arzu abi hep öyle konuşuyor. Çok komik oluyor. Ne yapayım komutanım? Çocuk işte, öğreniyor. Ne, susayım mı ya? Hayret bir şey. Hamza! Küçük hanım sizin kızınız galiba. Evet, benim kızım. Yandık geliyorlar, yandık. Yürüyüm. Ne oluyor? Kaç! Oturun arkadaşlar. Yandık komutanım, yandık. Yine ne oldu? Alay komutanımızın yanındaki binbaşı. Bugün denetlemeye gelen binbaşı. Anam! Oğlum bana çok kötü bir şey oldu. Anneme bir şey mi oldu yoksa? Başlat bana anandan. Şimdi bana bak. Oğlum bu denetçi binbaşı var ya orada oturuyor ya. Ne diyorsun lan? Kartopu kaç dakika sürer bu açılış olayı? Ya 4-5 dakika falan herhalde. Ne oldu ki? Tamamdır abi biz çıkmıyoruz. Siz o boşluğu bir şekilde doldurun. Olmaz abicim. Hayatta olmaz. Zaten freşe de gelmedi. Yok yok bırak havayız sizi. Ya hem belki tanımaz. Ya nasıl tanımıyor? Nasıl tanımıyor? Bütün gün havayla beraber dolaştık adamla. Peki ne olacak şimdi? Ne olacağım var? Biz çıkmayacağız. Evet. Levent Süleyman'la deniz yüzbaşı olmayı versin abicim. Olmasın hatta bu saatten sonra olmaması sağlığımız için iyi. Yani. Bakın bunu derler. Anca beraber, kanca beraber. Tamam mı? Çıkın, oyununuzu oynayın. Hem bu makyajla tanımaz Seyfi ya. Nereden tanıyacak adam? Ben de makyaj istiyorum o zaman. Ya ne makyajı Allah aşkına ya? Bana lan. Ya Levent Süleyman oynuyorsun sen. Ya beyler, siz çıkın, açılışı yapın. Biz de artık aramızda bir şekilde halledeceğiz bu işi. Ferit, sen gelsene şöyle bir. Ne oldu lan? Gel, gel. Ben de çıkmayacağım ya. Ne ölüyoruz hadi. Ne bileyim ben. Arkadaşlar, siz Murat Binbaşı ile tanışmıyorsunuz değil mi? Onlar da alayımın en güzide subayları. Deniz Yüzbaşı Levent Süleyman.
Kerim'le Ahmet'le tanışmışsınız zaten. Evet, tanıştık. Bugün bize çok yardımcı oldular. Seyfi Yüzbaşı ile Ferit Üsteğmen yok mu? Yok, yok komutan. Seyfi Yüzbaşı ile Ferit Üsteğmen. Bunlar hangi taburda ya? Ha? Şey... Kadri Sakaoğlu, Adana. Kıymetli komutanlarımız, sevgili arkadaşlarımız. Sizin yaptığınız askerliğin yanında çok kısa da olsa bu 28 gün bizim için çok büyük bir önem taşıyor. 28 günde olsa biz vatana olan borcumuzu ödeme fırsatı bulabildik. Burada yeni arkadaşlar edindik. Komutanlarımızdan hem askerlik hem de hayata dair çok önemli şeyler öğrendik. Bu özel gecemizde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Vedat Yemişçi, İzmir. Çok sayın komutanım, değerli arkadaşlar. Bu önemli gecede dilimiz döndükçe bedelli arkadaşlarımıza bir takım katkılarda bulunmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Evet, hazırsanız başlayalım. Şimdi karşınızda karargah destek bölüğü sabah ihtiması. Ali Selebi, kibarcık, geç kalacağız içtimaya. Ben normalde hiç geç kalmam içtimaya. Geliyorum. Anası tembih etmiş, sakın koşup derlemesin diye. Geçsene oğlum sıra. Ha, diyorsunuz ki Ahmet Başçavuşum illa gel bizi sıraya sok. Uy komutanım, sizi yapmışlar. Anladım Cemal, anladım, sağ ol. Hazır ol. Dikkat! Gerek yok arkadaşlar. Şakir. Şakir Kartopu Tekirdağ, Evrit Kumtar. Şakir, ben sana kaç defa radyatörün üzerine, ranzanın kenarlarına çamaşır asılmayacak demiyor muyum? Ha, demiyor muyum? Ben böyle konuşmuyorum ki. Böyle mi konuşuyorum? Ben sana diyorum, sen beni sallamıyorsun, öyle mi? Şakir, sallıyor musun, sallamıyor musun? Sallıyorum komutanım! Geç eline! Kesin sizi be! Ahmet Başçavuş'um. Emrinle komutanım. Hani her sabah Kerim Asteğmen koğuşları denetleyecekti? Nerede Kerim Asteğmen? Komutanım, geldim komutanım. Ben şey, manyak Cemal beni uyandırmayı unutmuşum. Kerim hastayım benim. Hani her sabah koğuşları denetleyecektiniz. Bu ne? Allah! Nereden buldunuz onu komutanım? Ben de onu arıyordum. Kaybetsem Kerim'e çok kızardı. Vallahi. Levent Üsteğmen'im, müsait misiniz? Ne demek komutanım, özel bir şeyse bölüğü eğitime yollayabilirim. Hayır, çiçeklerle ilgili. Odadaki çiçekler, hepsi solmuş. Onlarla ilgili yeşillendirme ve eğitim programını yazdım, onu iletecektim. İkinci tabur. Karargah. Kolay gelsin toprağım. Sizin bölükte eğlence yok mu ya? Var da bizi yaramıyor baba diye. Görmüyor musun? Mektupları ayarlıyorum. Bunu yanlışlıkla bizim tabura yollamışsınız. Bu karargaha ait. Göndermişsek sizindir oğlum. Yok be toprağım. Bedellerden biriyle ilgili. Bir sizin karargahta var bedeller. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ama ne yazık ki askerliğin yok. Çok komik olacağını söylemişlerdi ama olmadı. Her neyse efendim. Evet, bu güzel gecemize karargah destek bölüğünün hazırlamış olduğu bir marşla devam etmek istiyoruz. Evet,
Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Çok teşekkürler. Yalnız bir şey soracağım. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bedellerle uzun dönem askerleri kaynaştırmayı nasıl başardınız? Hiç bu kadar güzel bir sosyal etkinliğe şahit olmamıştım. Binbaşım, bu teşekkürün çoğunu benim subaylarım ve as subaylarım hak ediyor. Özellikle Deniz Yüzbaşı ve Levent Üsteğmen bu iş için 4 hafta çalıştılar. Tebrikler. Zaten askerlerinize iyi bir eğitim verdiğiniz belli oluyor. Subay rolü üstlenmekte hiç de zorlanmadılar. Sağ olun komutanım. İyi akşamlar komutanım. Daha bir işin yoksa seni de bırakayım. Sağ olun komutanım. İyi akşamlar çocuklar. Sağ olun komutanım. Emrah Yılmaz Van. Komutanım, beyevrak size gelmiş. Kötü bir haber mi? Kötü komutanım. Tebrik ederim Buruderler. Vallahi bu geceden sonra sizden ayrılmak çok daha zor geliyor bana, biliyor musunuz? Hepinizin ellerine sağlık. Eyvah! Yandık oğlum, Levent Üsteğmen geliyor. Allah, sen niye yandın lan? Tek başına geliyor, ben yandım. Eyvah! Babacanlar, uzak durun, alevler herkese sıçramasın. Kadri. Emret komutanım. Gel. Kadri, ne yazık ki bunu söylemenin kolay bir yolu yok. Bedelli hakkın yanmış. Yani o ne demek oluyor komutanım? Son 2 ödemen yapılmamış. Verdiğin numaralarla da irtibata geçememişler. Bir yanlışlık olmasın komutanım. Ben parayı kız arkadaşıma bırakmıştım. O yatıracaktı. Burada yazana göre verdiğin numaralara kimse cevap vermiyormuş. Üzgünüm.